Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle video geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe ününü kullanacağım. Evet, modelin yapım aşamasına geçelim. İlmeklerimizi çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 8 ve 8'in katları artı 1 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Evet, ben şöyle ilmeklerimi tamamladım. Dediğim gibi 8'e 8'in katları artı 1 ilmek. Toplamda 3 model üzerinden anlatım yapacağım size. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü atıyorum. Şöyle fazlalık ipimi de alacağım ve başlayacağız. Şimdi ilk sıra olduğu için kenar ilmeğini de ördüm. Modelin alt kısmına 2 sıra haroşa geçeceğiz. Onun için şu anda düz örüyorum. Modelimiz ön yüzden kuruluyor. Ve bu model lastik istemiyor arkadaşlar. Zaten alt kısmı dilimli olacak. Onun için lastiğe gerek yok. Bu iki sıra haroşayı da onun için yapıyoruz zaten. Sıramı tamamladım. Devam ediyorum. Tekrar bir sıra daha haroşa öreceğim. Evet, ben şöyle sıramı tamamladım. Modelimizin ön yüzüne şöyle 2 sıra haroşa düştü. Şimdi modeli tamamıyla başlayacağız. Normalde modelin içinde de şöyle 1 sıra haroşa var arkadaşlar. Burası alt kısım olduğu için burada 2 sıra yaptım. Şimdi kenar ilmeğini burada öreceğim ki model çekme yapmasın kenarlardan. Çünkü burada şu anda 1, 2, 3 kez dolayarak öreceğiz. Onun için kenar ilmeğini ördüm. 3 kez dolayarak ilmek örüyorum. 1, bu ikinci, 3. ilmeğim, 4, 5, 6, yanlış olmasın, 1, 2, 3, 4, 5, 6, şöyle 7. Yine 3 kez dolayarak 7 tane ilmek vermiş oldum. Şimdi arada bir tane normal şöyle düz ilmek örüyorum. Tekrar burası bir model bu arada. Tekrar 3 kez dolayarak 7 tane ilmek örüyorum. Modelimiz zaten 8 ve 8'in katlarından oluşuyordu. Şöyle bir sayalım. Şu düz ördüğümüz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu da 7.'si. Yine arada bir tane düz örüyorum. Bu da ikinci modelimizdi. Yine üçüncü modelimiz için 3 kez dolayarak 7 tane ilmek öreceğim.
3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın şöyle 7 tane 3 kez dolayarak yine ilmek ördüm. Kenar ilmeğini de örüyorum. Modelimin arka yüzündeyim ve devam ediyoruz. Burada yine ilmeğimi öreceğim ki model çekme yapmasın. Kenar ilmeğini ters olarak ördüm. İlmeklerimi açıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi şöyle açtım. Bakın bu şekilde ipimi buradan geçiriyorum. Bunları bağlayacağız. Tekrar bu ilmekleri sol şişime aldım. İpi buradan benden yana aldım. Bu şekilde sıkıyorum. Tekrar sağ şişime aldım. Bakın şöyle dolayarak sıktım yine. Şekillendiriyoruz ilmeklerimizi. Tekrar şöyle sol şişimi aldım. Bakın bu işlemi şöyle 3 kez yaptık. Buraya da iyice sıktık. Şöyle göstereyim size. Şimdi burada bir tane normal ters ilmeğim var. Bunu ters öreceğim. Tekrar ilmek açıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın bu şekilde ipimi arkaya aldım. İlmeklerimi sol şişime geçiriyorum. İpimi tekrar buradan üste aldım. Daha sonra yine bu ilmekleri sağ şişime aldım. Şöyle birinci kez doladık, ikinci kez doladık. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Şimdi iyice sıkacağım ilmeklerimi. Evet, bakın şöyle önde iki tane ip oluyor. Şimdi tekrar şöyle düzeltelim. Bir tane ters örüyorum. Sonuncu modelimizi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi açtım. İpimi arkaya aldım. Bu 7 ilmeği tekrar sol şişime aldım. İpi benden yana alarak tekrar ilmekleri sağ şişime aldım. Burada ilmeklerimi sıkıyorum ve şekillendiriyorum. Tekrar ipi arkaya aldım. İlmeklerimi sol şişime aldım. İpi tekrar üste aldım. Tekrar ilmekleri şöyle sıkalım iyice. Sağ şişime aldım. Kenar ilmeğini de ters örüyorum. Şöyle göstereyim size, bakın. Dediğim gibi bunun alt kısmına zaten çok şık olduğu için alt kısmı lastiğe gerek yok. Bu şekilde kullanılabiliyor model. Şimdi burada yine kenar ilmeğini öreceğim. Dediğim gibi burada ilmekleri 3 kez doladığımız için kenar kısım çekme yapmasın diye ördüm ilmekleri kenarda hep. Bütün ilmekleri burada düz örüyorum. Şöyle tek tek ilmeklerimizi düz örelim. Karıştırmayalım. Diğer türlü ilmek sayımız eksilebilir. Devam ediyorum. Bu model ilk bakışta biraz zor görünebilir gözünüz ama aslında yapım aşaması gayet kolay gördüğünüz gibi. Çok da şık bir model. Yine şöyle düz örmeye devam ediyorum. Kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Evet, bakın şöyle modelimiz şekillendi. Modelimizin arka yüzündeyiz. Artık kenar ilmeğini örmeyeceğim. Kenar ilmeğinden sonra arka yüzden
Yine bir sıra haroşa örüyorum. Ön yüze haroşa düşmesi gerekiyor. Bir sıra daha. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Arka yüzde olduğum için. Evet, bakın. Şimdi bir sonraki modele geçebilmek için düz örgü öreceğiz. İki modelin arasında düz örgü olacak. Dilerseniz yapacağınız işin şöyle alt kısmına bunu yapıp üzerine tamamıyla düz de örebilirsiniz. Çok şık olur. Ama biz şimdi 3 sıra düz örgü öreceğiz ve tekrar üzerine model kurulacak. Arka yüzden bir sıra düz ördükten sonra ön yüzden de şöyle bütün ilmekleri düz örüyorum. Tamamladım. Modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzde de bütün ilmekleri ters örüyoruz. Sıramı geçip geliyorum. Arka yüzden bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm ve modelimin ön yüzündeyim. Tekrar bir sıra daha düz örgü öreceğim. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet, ön yüzden de sıramı tamamladım. Şimdi arka yüzden şöyle kenar ilmeğinden sonra yine bütün ilmekleri düz örüyoruz. Arka yüzde, ön yüze bir sıra haroşa düşecek. Ondan sonra tekrar model kurulmaya başlanacak. Bu sıradan sonra daha devam etmeyeceğim. Modeli ben kamera arkasında büyük bir parçada denedim. Şimdi şu sıramızı geçelim. Modeli bir de size şöyle büyük bir parçada göstereyim. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Kenar ilmeğini de ters olarak ördüm. Evet, bakın. Şimdi bir sıra haroşemizi ördük. Şimdi ne yapacağız? Tekrar buradan üçer üçer dolayarak devam edeceğiz. Daha fazla devam etmeyeceğim dediğim gibi. Eğer takıldığınız yer olursa yine buradan itibaren seyredebilirsiniz. Çünkü şu anda burada yapılacak olan işlem bunun aynısı. Kamera arkasında ördüğüm büyük parçayı göstereyim size. Evet, bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük model. Modelimin daha büyük hali bu şekilde. Dediğim gibi dilerseniz yapacağınız işin yelek ya da ne bileyim süveter, hırka her ne yapacaksanız alt eteğini bu şekilde yaparak buradan itibaren düz olarak da örebilirsiniz. Ya da bu şekilde modeli ara ara da yerleştirebilirsiniz. Dilerseniz buradaki arayı daha fazla da yapabilirsiniz. Yani model üzerinde birçok oynama yapılabilir aslında. Şimdi bu modeli nerelerde kullanabilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modeli yelek yapımında kullanabilirsiniz, atkı yapımında kullanabilirsiniz. Yine çocuklarınıza, elbise yapımında kız çocuklarına birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.